Sevgili 2019 tayfa, 2018 YKS tamamlandı. Peki YKS bizden neler istiyor? Bize neler söyledi? Diğer branşlarda çok fazla aykırı bir durum yok. Ancak matematikte köklü değişiklikler var. Engin hocam, ben bu köklü değişikliklerden biraz bahsedeyim. Sonra sizinle beraber neler yapabiliriz bunu konuşalım isterseniz. TYT'ye baktığımızda TYT'de neredeyse soruların tamamı problemlerde. Öğrenciler bu noktada şunu düşünüyorlar. O zaman eski çalışma sistemimizi bırakalım. Hep ALES tarzı problemler çözelim. Bu büyük bir hata. Her ne kadar problemler tarzında sorulduysa da oradaki sorular, temel bilgileri bilmek zorundasınız arkadaşlar. Uğur böceği sorusunu düşünelim. Hani format kanalında TYT çözümlerini yaptık. İzlemeyen arkadaşlar oraya baksınlar. Soruyu görecekler. Bir köklü ifade sorusu. Köklü ifade sorusu. Şimdi köklü ifadelerin özelliklerini bilmeyen bir öğrenci o problem şekline verilmiş soruyu çözülebilir mi? Bir manav sorusu. Manav sorusu denklem çözme konusu ama sayı yine problemi. Problem şeklinde verilmiş. Temel, ya da temel kaptan. AYT'deki temel kaptan sorusu. Bu arada AYT soru çözümü de Hocalara Geldik kanalında. Onu da söyleyelim. AYT'deki temel kaptan sorusu. Ya bakıyorsun basit bir tane ikizkenar üçgeni adam neler yapmış. Ama sen şimdi ikizkenar üçgenin o basit özelliklerini bilmezsen o soruya hiç dokunamazsın zaten. O yeterliliğe erişememişsin demektir. O zaman yapılması gereken nedir Engin hocam? 2019 tayfaya dikkat, kulak kesiliyorsunuz. Matematiğin tüm yönlerini öğrenmesi lazım. Bir kere matematiğin özellikle TYT'de temel kavramlardan olasılığa kadar tüm müfredatı zaten bilecek. Evet. Bilmek zorunda. Ondan sonra bildiklerini ne yapacak? Yorumlamaya başlayacak. Matematikte özellikle okuduğunu anlayan öğrenci istiyor. Yani üslü ifade bilecek, köklü ifade bilecek, matematiği bilecek, temel kavramları bilecek. Ama bunları metinsel sorularda ne yapabilecek? Uygulayabilecek öğrenci istiyor. Okuduğunu anlayacak. Kesinlikle. Ve ikisini birleştirecek. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Önce bir temel kavramları öğrenin. Temel bir bilgileri öğrenin. Ondan sonra konu iyicene pekiştikten sonra bunları problemlerin içerisine kata kata çözün. Şöyle bir mantık yok. Belli sorular vardı. 10 tane problem geliyordu. Sonra geometriye geçtik. Bu gitti. Böyle bir dağılım yok. Artık problemle başlıyor. Geometri bile problemle bitiyor. Yani problem derken metne boyuyor sizi. Okuduğunuzu anlayacaksınız, Sınava girdiğiniz zaman devamlı problem çözen bir tayfa olacaksınız. Aynı şey AYT için de geçerli. AYT sorularına baktığımızda daha da zorlar. Hadi TYT bile bize kolaydı. Çocuklar yorumlayarak ama yine temel bilgileri bildikleri zaman yorumlayarak çözebiliyorlardı. Ancak AYT'de öyle bir şey yoktu. AYT'de yani adam bir parabol sorusu sormuş, parabol olduğunu anlayamıyorsun. Yine kavramakla ilgili arkadaşlar. Soru tarzını biliyorsunuz. Daha önceden hep aynı tarz sorular sorulurdu. Öğrenci formülleri ezberlerdi, yapardı. Çıkmış sorulara çalışıyorduk. Hep ne diyoruz biz? Ezberden kaçacaksınız. Kafaların çalışmasını istiyorsanız biraz daha gayret göstereceksiniz. AYT'de ezberlersin yaparsın derlerdi değil mi LYS'de? Artık öyle bir şey mümkün değil. AYT'de bilgiyi çok iyi kullanmanızı istiyor. Yani polinomla parabolü, parabolle iki tane denklemleri, iki tane birden fazla konuyu, sarmal yapıyı çok iyi değerlendirmenizi istiyor. Peki bu durumda bize düşen nedir Engin hocam? Bizler neler yapacağız öğrencilerimiz için? Hem format kanalında hem Hocalara Geldik kanalında artık yeni tarz videolar üreteceğiz. Konu çalışmalarını yapıyorsunuz, izliyorsunuz, o noktada bir sıkıntı yok. Bol miktarda yeni tarz, yeni nesil, hibrit sorular diyoruz. Hibrit. Hibrit sorularla sizleri daha da ileriye taşıyacağız. Takipte kalın arkadaşlar.